Peki zina e, çocukları veririz zina evladı zina bunlar ne olur mu efendim cennete girer mi girmez mi meselesi. Şimdi buradan itibaren söylüyor. Şimdi hadis-i şerif ne buyurmuş Ahmet İbni Ambel'in müstedinde efendim Abdullah İbni Amr e, Efendimiz Hazretlerinden geliyor. Bu Abdullah bin Amr Efendimiz'in rivayet ettiği hadis-i şerifte işte demin anlattım. Bukhari'nin tarihi sayında İbn-i Hüzeyme, İbn-i Hübban, Nesai falan. La adhulül cennete vele düzinen. Zina çocukları cennete giremezsin. i̇bn Kesir'in metnine gel. Ee, peki Zina çocukları cennete giremez buyurdu. Ve fil hadis-i ahari diğer hadis-i şerifte ne buyurdu? Ee, efendim yalnız e, bir hadis-i şerif daha var. O da Ebu Nuaym'ın hülyesinde geçiyor. Onun da kaynakları var. Ebu Nu'am de büyük muhaddistir İspahani Hazretleri. Onun e, e, diğer e, başka kaynaklarda da var bu hadis. Orada da diyor ki zinadan doğan çocuk cennete giremez. E, Vela veleduhu onun çocukları da cennete giremez. Halbuki o diyelim ki veledi zina ama kendisi normal İslam'a uygun bir sahih akitle nikahlanmış bir kızla kadınla. Ve o sağlam nikahından çocuk doğmuş onun nikah sayı o çocuk veledi olmuyor ama babası veledi zina olduğu için veya annesi veledi zina olduğu için vela veledi onun çocukları da cennete giremez. Ee, vela veledi veledihi onun çocuklarının çocukları da kim? Onlar da belki takva sahibi Müslüman kim? Şu anda öyle insanlar da var yani. Babası çok bozuk her yol var. Veya annesi efendim meyanek kerane kadını misal yani böyle şeyler var. Adam dönüş yapıyor e şimdi ama o, onun çocuğu bile o halbuki dönüş yapmış veya hatta kendisi direktman çocukluktan medreseye gitmiş el-i sünnet yetişmiş mesela ama babası veya annesi zani veya zaniyeydi e bu şimdi bundan doğan çocuklar çünkü bu ve zinadan doğduğu için bu cennete giremez peki bunun çocukları e, cennete giremez diğer hadisin devamında onun çocukların çocukları zincirleme trafik kazası şimdi böyle hadisler var mı var ama dikkat hüküm vermeyelim şimdi Bunlar cennete giremez. Bunun manası nedir? Peki bu e, Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayet-i kerimelere zıt düşüyor. Ne ne gibi? E, ne buyuruyor? Velâ la teziru aziratu izra Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Hiçbir günah yükünü yüklenen diğerinin yükünü yüklen çekmeyecek. Kendi günahını çekecek. E burada o zaman mesuliyet şahsidir. E, azap e, şahsa özeldir. Hani topluma gelir bir bela, vaaz etmedikleri için neme lazım ettiğini onu konuşmuyoruz. Ama ahirette hesap defterinde göreceği ve sen şu kadar zina yapmışsın, şu kadar içki içmişsin, şu kadar faiz almışsın, vermişsin. Bu, bu şahsidir tabii ki. Yani babası yaptıysa oğluna sorulmaz, oğlun ki babasına sorulmaz. Bu ad-i kerime Fatır suresinde e, kimse günahkar biri diğer taşımaz buyuruyor. E diğer ad-i de yine e, ne buyuruyor? Lokman suresinin sonu olacakmış. La ezzi ve alin ve tekuyevme la Vâdün Hiçbir baba oğlundan sebep ceza çekmez. Ve lâ ve cihazin şey ya, Hiçbir çocuk da babasından sebep ceza çekmez. E şimdi bu ayetlerle bu biraz çelişmiyor mu? Çelişmiyor da çelişiyor gibi görünüyor. Peki ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum ki ve buyuruyor ki e, bak diye hadis hadisi şerh eder, ayet ayeti tefsir eder. Eğer işte öbür hadisi bilmezsen ne yaparsın? Çuvallarsın. Onun için bir ayet, bir hadis bilerekten mana vermeye kalkma. Çok ayet, hadis biliyorum zannetsen de kalkma. Çünkü bütün ayet ve hadisleri bilen ulema ancak bu işleri çözebilir. Onlar da müçtehitlerimizdir, fukahamızdır. Ee, diğer hadis-i şeriften buyuruyor? Şimdi bu hadis-i şerifin de kaynağını mübarek çok kaynakçıydı. Burada kaynaksız işler yaptı İbn-i Kesir Hazretleri. Efendim bunda taberani de geçiyor. Ondan sonra i̇bn Adi el-Kamil Beyakı'yı de geçiyor. E, Veledi zina ile ilgili başta heysemi mecmuzevati de geçiyor. Efendim şimdi işte bu hadis e, önemli bir e, hadis-i şerif çünkü diğer bütün hadisleri izah ediyor. Hani zinadan doğan çocuk cennete giremez veya diğer hadiste ondan doğan da giremez. Halbuki ondan doğan zinadan doğmuş değil. Çünkü babası sahih akitle nikah yapsa bile oluyor yani. Ondan sonra ondan doğandan doğan o zaten hepten o adamın torunu oluyor ki torunu meselesinde yani onun babasının nikahı da sayıyor dedesinin nikahı bile sayıyor üstteki dedesinden geliyor ileriye gittikçe. E bu nasıl olacak hacı abi? Ha ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayetten hadis-i şerifte veledü zina şerru istelaseh. İdâ amile bi ameli ebeveyhi işte mesele budur. Yani böyle düz zina zinadan doğan çocuklar piçler şarru selaseti üçün en şerlisidir. Üçün biri olarak. Üç kim? E şimdi bu zinadan doğması için bunun bunun e, zina yapan bir erkek lazım. Bir de zina yapan kadın lazım. İki. Yani o çocuğun anne babası oluyorlar şeyden de biri. Ama nesep sabit olmuyor veyahut da şu anne baba ne kadar denecek. Mesele ne? E şimdi burada doğduğu zaman ne oluyor? Üç. Bir zina eden erkek var, bir zina eden kadın var, bir de veledi zina. Zani, zaniye veledi zina. Üç. Şimdi zinadan doğan çocuk diyor, bu zina eden anne baba dahil bu üçün en kötüsü çocuktur diyor. Allah Allah çocuk ne Ana kadın erkek ne yapmış? O kendi mi seçti bunu? Ama dur. İze amile eğer amel ederse neyle? Bir ameli ebeveyhi. O da anne babasının ameliyle amel ederse. Yani o da anne babasının ameliyle amel ederse ne demek? O da zina yaparsa. Şimdi zinadan doğan bir çocuk piç. O da sonra büyüdü zina yaptı. O da zinadan bir çocuk doğurdu. O da cennete girer. E bu sefer ne oldu? O ondan doğan işte, torunları dedim ya. torunları Geriden beri geliyor. Çift dikiş hep zinadan. E, e, bu da gitti zina yaptı. O da zinadan bir çocuk peydaladı. İşte zinadan doğan çocuk, veledi zinalar, piçler onlar e, onların doğumuna sebep olan anne babalarından da daha kötüdürler. Ama anne babaların yaptığı zinayı aynı onlarda hayatlarında yaparlarsa. Şimdi cennete giremez meselesine gelince. Cennet meselesi kesinlikle ehl sünnet kaidesine göre bütün hadislerden al anlaşıldığına göre cumhur e, eli sünnet ne demişler? Bir adam zina da yapsa, zinadan da doğsa, kendi zinadan doğsa, o da zina yapsa, efendim imanlı olursa, helala harama inanırsa, yaptığı zinanın haram olduğuna inanırsa kafir olmaz. İmanı kurtarabilirse kurtaramaz, tevbe eder. Onları ben, herkesin özeli o. Yani Allah özel biliyor onu son nefeste nasıl gidiyor. İmanında kurtarıp Müslüman olarak ölürse günah miktarı cehenneme girse de cehennemde girmesi de mecburi değil. Yani Allah affedebiliyor, edebiliyor, şefaatta yerişebiliyor. Onlar ayrı dava. Ama cehenneme girebilir. Girse de ebedi kalmayacak. Zerre kadar imanını kurtaran yani amel bakımından nuru zerre kadar az olsa da cennete girecektir. Bu el sünnete göre kaydedir. Onun için cennete giremez meselesi. Ee, peki hadise giremez diyor. İlk girenlerle giremez. Tevbe etmeden ölürse. İlk girenlerle giremez. Ee, bu da büyük bir kayıp oluyor. Kardan zarar oluyor tabii. Çünkü ilk girenle giremezsen bir cehenneme vuracaksın. Ve gibi bir durum mana çıkıyor. Durum budur. Onun için veledi zinalar, zinadan doğanlar efendim cennete ee, eğer müslümansalar, e, helal harama inandıysalar, müslüman olarak ölüyorsalar o zaten senin benim için ben velidizina değilim diye e, ben de o noktada müslüman ölemezsem ben de cennete giremem. Bu alemi dava e, müslüman olarak ölürlerse cennete girerler. Peki çocuğun bir mesuliyeti, günah ve vebali yok. Buna nursuzluk olur mu? Bereketsizlik olur mu? Bu çocuk şerli mi oldu? Olur mu ben? Ya ne buyurdu? Hiçbir çocuk babasının e, amelinden ceza görmeyecek. Demek ki bir çocuk zinadan da doğsa. Yani ekseriyetle zinadan doğanlarda güzel ahlak pek zuhur e, etmez manasında İbn Kesir söyledi. E onun için Allahu Teala kötü sıfatları saydı saydı saydı. En sonunda üstelik bir de veledi zina. Bu ayetten de anlaşılıyor ki şeytan eee sahih nesepten nikah'tan e, gelenlere musallat olamayacağı kadar daha fazla bir şekilde Zinadan doğanlara tasallut eder. Mevzu bundan ibarettir. Ee, bu da önemli bir konudur. E, detayıyla beyan etmeye çalıştım.